Evet, devam ediyoruz sebep sonuca. Mahmut Övür bizimle, Sabah Gazetesi yazarı, Gaffar Yakıncı, Aydınlık Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. 14 Merhaba. Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun. Öyle bir gün var artık. Çiçek getirmedik ama. Çiçek falan. Teşekkür ederim. Ama böyle bir etkinlik var. Sosyal medyada var galiba, değil mi? Yoğun bir de yani gençler. Bütün sevenleri var. Çiçekçilere falan bakın görürsünüz yani. Çiçekçiler iyi iş yaptılar bugün. Yani iyi iş yaptılar. Çiçekçilerin. Çiçekçiler yaptılar, altıncılar yaptılar. Altıncılar. Tabii. Kolye, molye. Pırlanta. Ya mesela benim hakikaten benden de 5-6 yaş büyük bir arkadaşımı gördüm. Eşine çok güzel bir kolye almak için harekete gideceğini söyledi. Güzel. En azından iddiası bu diyorsun. Aşk devam ediyor yani. Müthiş. Yani bütün sevenlerin, sevilenlerin o zaman kutlu olsun. Kutlu olsun. Yani. Vesile diyelim ona. Vesile. Yani. Tabii vesile. Analizine girersek kapitalizm eleştirisi yapmamız lazım. Şimdi konuşmaya başlar antikapitalist olarak. İşin ucu, işin ucu gelmez. Çiçekçiler kapıya dayanır. Ama piyasayı hareketlendirdiğini de kabul ettim. Tabii Celal bunu çok yazar. Evet. Piyasayı hareketlendiren bir argüman, bir yöntem. Yani bir içmiyle de serbest piyasaya uygun bir şey işte. Bir bahane oluyor diyorsunuz. Bir de tabii şöyle düşünün. Yani ben gene bir antikapitalist olarak konuşayım. Yani kapitalizm sevimsiz bir şey. Onun içine böyle küçük sevimli şeyler koymaları güzel. Öyle düşünüyorum. Öyle zaten hani o koşturmaca sevimsiz. Ama arada para harcamak için güzel bahaneler. Bari sömürüyorsunuz. Sevimli bari sevimli güzel sömürün diyorsun. Bahaneler çıkıyor arada. Öyle İncitmeden bakabiliriz. Öyle bakabiliriz yani. Onun için bence de olumludur yani. Ama Gaffar yorum yapsın. Çünkü Mahmut Övür yorum yaptığı zaman başımıza iş açıyoruz. Geçtiğimiz gün programımızda Memleket Partisi Yönetim Kurulu Mustafa Kemal Çiçek vardı. Mahmut abinin sert soruları sonrası... Herhalde ben ona çok bağlıyorum. Çok sert sormadım, sen de abartıyorsun. Yine de Memleket yani. Partisi'ne erik ama Mustafa Kemal Çiçek de partisini aslanlar gibi savundu genel başkanını da. Ancak yayınımız çarşamba günüydü. Cuma günü Memleket Partisi olağanüstü toplanmış ve yayınımıza çıktığı için Mustafa Kemal Çiçek'i partisinden ihraç etmiş. Ettiler. Yani sebep bu olarak bunu ifade ediyorlar mı sana? Sebep bu son damla. Evet, Mustafa yani Kemal Çiçek bunu söylüyor. Ne deniyor? Anladım. Yani söylenen şey şu. Bardağı taşıran. Partimiz hakkında, özellikle demiş, partimiz hakkında değil, muhalefet hakkında, muhalefete muhalefet etmeyelim. Evet. Artık bu. Hmm. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani bu Türk siyasetindeki çok parti falan kuruluyor ya, bu partilerin hakikaten özgürlükçü, demokrat ya da açılımcı bir parti olmadıklarını gösteriyor. Bu sadece Memleket Partisi'ne ait değil. Hı hı. Diğerlerine de aittir. Yani kendileri dışında hiç kimseyi o fikrine saygı göstermeyen, yani muhalefet, ne demek muhalefet eleştirmeyeceksin? Elbette de farklarını nasıl koyacaksın ortaya? Çok buna bile tahammül etmeyen bir parti. Yani, Muharrem İnce o zaman niye ayrıldı CHP'den? CHP eleştirerek, zehir zemberek açıklamalar yaparak ayrıldı. Ve Mahmut abinin çizdiği nokta önemli. Yani kendi partisine yönelik eleştirileri olsa Mustafa Kemal Çiçek'in, hiçbir parti onu kabul etmez, eleştirirdi. Ama dediğim gibi yani çok da savundu ve CHP'ye yönelik, özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri, sözleri yüzünden Mustafa Kemal Çiçek de bunları söylüyor, ifade ediyor. Zaten program öncesinde de oraya çıkma falan diye epeyce uyarı almış herhalde. Burada adam mı yiyoruz bilmiyorum. Herkese cevap hakkı tanıyoruz ama. Şimdi orada bir sıkıntı yaşandı da açık yani, belli. Hı hı. Çünkü bir yol ayrımına mı geldiler? Aslında ortada bir eksen de yok. Yani Memleket Partisi'nin bir siyasi ekseni de şu ana kadar oluşmuş değil. Bir tarafıyla milli meselelere sahip çıkıyor. Hı hı. Diğer tarafıyla CHP'nin birebir kopyası gibi. Sanıyorum orada da bir sıkıntı var. Mesela Mehmet Ali Çelebi de görevinden ayrıldı ama partiden de ayrılacak. İki kişi de bugün yine istifa etmiş. Şöyle bir görüntü çiziyor gibi geliyor ona. Böyle mesela Muharrem İnce CHP'nin bu ana siyaset hattına muhalefet ediyor gibi görünüyor ama diğer Kemal yandan da bir gözüyle de mesela Amerika'ya bakıyor gibi geliyor bana. Bu tabii benim hissiyatım. Yani şey gibi daha ziyade o böyle çok net bir tavır da almıyor mesela şeyin İmamoğlu'nun mesela şey değil. Mahmut Övür geçen onu yabancı yazdı. Diplomatlarla ilişkisine. Tam oraya getirecektim zaten. Mahmut abinin yazısına getirecektim. Net bir tavır da almıyor. Yani o biraz şey gibi geliyor bana. Benimle de ilgilenseniz ben hani o kadar da dert etmem bunu der gibi bir hali var yani. Ama ben şeyi hiç unutmuyorum bir defa. O Cumhurbaşkanlığı döneminde miting meydanlarından bir seslenişi vardı ya. Amerika'dan bana telefon geldi diye. Evet. İnanılmaz bir şeydi yani. Bir siyasi aktör açısından altından kalkılmaması gereken bir şeydi. Ama ona rağmen parti kurdu, ortaya çıktı gitti. Ne, kimdi o seni arayan Amerika'dan? FETÖ dosyaları yeterli değilmiş gibi. Bunu söyleyen Muharrem İnce. Ve ben birkaç kez yazdım bunu açıkta. Bu kim bu Amerika'dan? Amerika'dan seni kim arıyor ve niye arıyor? Ve o dosyanın içeriğini nereden biliyor? Öyle değil mi? Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunuz mitingde niye bunu söylüyorsunuz? Evet.
Ya bir de bunlar çok ciddi iddialar. Şimdi böyle bir laf çıksa benim ağzımdan, arkadaşlarım da her gün bana bunu sorarlar. Sana Amerika'dan telefon gelmişti kim diye. Kim aradı abi? Kim abi aradı? Bu sorulur, ben bu konuşulur. Ben de sorarım valla. İki günde bir aradım. Ve bir açıklama ihtiyacı da duymaz mısın? Abi, herhalde şey mi yapıyorlar Mahmut abi? Yani atalım bir iddia konuşulsun mu diyorlar, yoksa nasıl değerlendiriyorsun? O Kemal Bey özgü bir üsluptur da. Öyle mi? Yani, o Kemal Bey onu yapıyor. Kimse diyorsun. Kemal Bey onu bilinçli yapıyor. Ben baştan beri söylüyorum. Yani tahrip siyaseti dediğim şey o. Kemal Bey bir şeyi atıyor ortaya. İşte Adil Öksüz MİT ajanıdır. Ha birileri söylüyordur mutlaka. 14. kat söylüyordur. Ya da küresel dostlara söylüyor da olabilir. Onu bilmiyorum. Ama o genelde böyle şeyler söylüyor. 120 tane AK Partili de şey var, baylok var. 5 bakanda baylok var. Sonra hiçbir şey yok. Ne söylüyorsa söylesin. Söylüyor, arkası gelmiyor. İfsad etmeyin. Ne var? O Kemal Bey'i o konuda birinciliği kimselere vermez. Muharrem Bey de vermez diyor. Yani, biz de Muharrem buradan, İnce o konuda çok yetenekli değil. O zaman konuda yetenekli. Buradan seslenelim Muharrem İnce'ye. Hakikaten çok garip. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne CNN Türkiye çıktı diye bazı isimlere işte ceza vermişti, partiden atmıştı. Onları eleştiriyordu tek adam diye. Şimdi A Haber'e çıktı diye bir parti üyesini ihraç ediyor. Programımızı Muharrem Bey de denk gelmiştir, arkadaşları da denk gelmiştir. Herkese söz hakkı veriyoruz. Muhalefet partilerine de söz hakkı veriyoruz. Ama bu tavır herhalde seçmenleri tarafından değerlendirilecektir. Şu şey masa konusuna gelelim mi? Malum herkes onu konuşuyor. Millet İttifakı, İYİ Parti ve CHP yanına küçük partileri de aldılar ve bir masada yan yana geldiler. O fotoğrafı biraz bir verelim arkadaşlar. Onun üzerinden konuşmak istiyoruz. Merak ediyorum. Konuklarımız ne düşünüyorlar? İlk olarak bir gösterge bilimsel çözümleme. Gaffar, nasıl değerlendiriyorsun bu? Çok dar. Burası Ahlatlı Bel bu arada. Ankara'yı bilenler biliyordur. Konya yolu üzerinde bir böyle piknik yapmaya gittiğimiz bir alan vardı. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk resmi kazısının, arkeolojik kazısında yapıldığı bir bölge burası. Parka girerken kapıda da bedava bir Cumhuriyet gazetesi verirler. Meşhurdur orası. Yer orası. Nasıl değerlendiriyorsun hocam? Şimdi yani John Berger'i atıf yaparak gidelim. Görme biçimleri. Görme biçimlerini atıf yaparak gidelim. Bir defa biz eski başbakan, Suriye politikası mimarı Sayın Davutoğlu'nu bir defa ense hizasından çekmişiz. Tam ben onu mi dolduruyorum Ahmet Bey'in? Evet. Yani sağ kulak ve enseden onu görüyoruz. Onun tıraşını görüyoruz yani. Evet. Düzgün, temiz oturma bir tıraş. Oturma biçimleri üzerinden. Oturma biçimleri. Yani. Şimdi bu, biz hatırlarsınız bu daha programda oturuyor. Şimdi burada bir baş köşe var mı tartışmasına gelebiliriz. Evet. Şimdi fotoğrafın çekildiği yer genelde masanın diğer ucudur. Yani demek ki Demokrat Parti Başkanı olan beyefendiyle eski başbakanı bir masanın öbür ucuna atmışlar. Yani onlar uçta görünüyor. Baş köşeye oturan kişiler Temel Bey ile Kemal Bey. Öyle görünüyor yani. Çünkü köşeyi onlar kapmış. Yani bir köşe daha güvenli olan bence bir köşe de bu, var. Bu fikriyatın evet, babası da zaten Kemal Bey. Yani bütün bunları bir araya ev sahibi gibi yani, biraz da. Ev sahibi gibi. Bir yanına Temel Bey'i, bir yanına Ali Bey'i almış. Yani Meral Hanım'ın yerine dair birçok bir yorum yapamayacağım burada. Ama hatırlarsanız burada şunu konuştuk. Aralarında konuşuyorlardı ya, en başa kim oturacak, kim nereye oturacak diye. Biz burada söylemiştik. Yani bizden mi aldılar o fikri bilmiyorum. Yuvarlak oturun birkaç diye. Gazete, evet yani bu yuvarlak masa şövalyeleri gibi. O zaman da demiştim ben yani bu yuvarlak masa şövalyeleri istikbali pek parlak olmadı yani. Sonları iyi olmadı. Şöyle oldu, birbirlerine düştüler bunlar. Yani bunları söylemiyorum, yuvarlak masa şövalyeleri diyorum. Fakat yani ideal bir formül bulmuşlar. Yalnız o Ahlatlı Bel dedim mesela, ben bilmiyordum orayı. Bana orası böyle daha çok sanki Kemal Bey'in evinin çatısında böyle kaçak teras falan gibi geldi. Ya yani niye biraz bu kadar dar bir yerde onu da anlamıyorum. Orada geniş yerler var. Yemekleri de güzel, bir lokanta var oraya. Ben de Ankara'dayken çok gidip geliyordum da. Niye öyle bir dar bir yere sıkışmışlar onun da fark bilmiyorum yani. Dar yani, alanda kısa paslaşmalar. Kısa paslaşmalar. Öyle diyelim. Çünkü geniş olursa eksiklik hissedecek evet. Mahmut abi evet. Bir de. Değil mi? Orada birileri eksik çünkü o masada. Bir de masada İki tane sembol var. Birisi Türk bayrağı. Güzel bir şey, hoş. Yani bir Türk bayrağı koymuşlar. Bir de Demokrat Parti mi, Doğru Yol Partisi mi? Onun ambleminin olduğu bir dosya var bakın sağ tarafta. Şeyin, Demokrat Parti. Evet, onun dışındaki partiler amblemli dosya getirmemişler. Antetli bir şey getirmemişler. Herhalde o en küçüğe öyle müsaade edildi ya da beyefendi son anda haberdar ama oldu. Ama beyefendi belki kimse tanımıyor galiba, böyle onunla bir durum var. Ilgili fotoğrafta de olabilir, bu kim evet diyen belki çoktu. De olabilir evet. Ya şöyle doğru bir şey söyleyeyim, zaten Demokrat Parti'nin durumu belli. %0.38 oy alan bir parti. Genç bir arkadaş, tamam. Sembolik bir uysal anlam galiba evet, orada bulunması. Sembolik bir anlam var. Sembolik yani. Ya zaten matematiksel bir anlamdan ziyade. Şöyle söyleyelim, şimdi orada aslında 3 parti, 4 parti hatta. 4 partinin toplamı 5 etmiyor. Yani düşünsene. Niye bunu bunların ne anlamı var peki? Ben bunların anlamının siyasetsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum.
Bakın güçlü bir siyasi parti olsaydı, hani deniyor ya %50+1 bunları mecbur bir araya getiriyor. Bir defa getirmeleri iyi bir şey. Yani ben sizi bir araya getiriyorsa bu iyi bir şey bu sistem. Ben ondan daha öte içlerinden herhangi birisi farklı bir şey, anlamlı bir fark koyamıyor diğerlerine. Koyamayınca bunlara muhtaç. Yani CHP şu anda muhtaç değil mi? Gerçekçi duyuyorum. %25 oy alıyorsun. Nasıl bir iktidar alternatif olacaksın? Yükselmeye dair bir umudun da var mı? Umut veriyor musun? Yok. Mecbursun. Bir de siyasi tarafına bakalım Mahmut abi. Şöyle bir şey var Melih. Yani matematiksel olarak muhtaç ama siyaseten de muhtaç. İşte ben de onu diyorum. Siyaset evet. meselesidir. Ters siyaseten açıdan da veriyorlar bu arada fotoğrafı. Evet. Hani bu öbür siyaseten bir başka muhtaç oldukları yani. İçin. Düşünsene %0.38'li parti orayı sanki Türkiye'yi kurtarıyormuş havasında giriyor. Ya böyle bir şey olamaz yani. Güçlü bir parti olsaydı o şekilde giremezlerdi. Zaten o şekilde şöyle başka türlü bir siyasi süreç, yürüyüş başlardı. Güçlü bir parti olsaydı muhalefette umut yaratan, iktidar olma umudu veren bir CHP ya da tersini şeyini düşün, yanındaki Meral Akşener. O verseydi başka türlü bir ilişkiler ağ oluşurdu. Öyle küçük partilere fazla %1'e ihtiyacımız var diye bu kadar teslim olmazlar. Bunun tabii bir nedeni de gösteri yapmak. Yani gündem oluşturmak. Bakın demin de dediniz ya şimdi oturma biçimini tartışıyorlar. Daha önce ne tartıştık? Erken seçim. Tarih verdiler oldu mu? Olmadı. Başka ne tartıştık? Yoğunlaştırılmış, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bence uydurulmuş parlamenter sistem. Çünkü bununla gündem oldular. Günlerce teknik konular. Çok aşırı teknik konular. Abi teknik konu içeriye dair hiçbir şey yok. Düşünsene yani 6 partisiniz ya da sen Cumhuriyet Kur'an Partisi'sin. Yanı başında da çok iddialı çıkmış, yola çıkmış, milliyetçiliğin merkezi olacağını söyleyen, merkez sağa da kucaklayan bir parti. 2 sene, 3 sene geçti. 2017'den buraya kaç sene geçti? 5 sene geçti. Oturun bir tane sistem oluşturun. Her partinin bir sistem önerisi olur. Niye olmuyor? Olmak istemiyorlar. Bence peki 28 Şubat'ı da mı onun için seçtiler yok. Yani? 28 Şubat tarihinin siyaset anlamı yok. Ne? Onu da mı konuşulsun diye? Yani vallahi ben 28 Şubat konusunda Fikret Bile'ye bir açıklama yapmış Kemal Bey. Yani sormuş Fikret Bile neden bunu seçtiniz? O da tamamen tesadüf. Ben o anlamda itimat etmekten yanayım Kemal Bey. Çünkü daha önceki beyanı da HDP ile ilgili geliriz oraya. Tabii. Yani tutarlı beyanlar veriyor. Orada sıkıntılı olan şu. Bence 28 Şubat'ta ne açıklayacaklarına bakmak lazım. Yani 28 Şubat'ı özel bir mesaj için seçmiş olabilir. Ya herhalde 28 Şubat'ta darbe gününü seçip bir darbe şeyi falan açıklamayacaklar. Muhtemelen mümkün yine değil. Konuşulsun ya, diye ama bir yani bir yani Mart diyebilirler. Biz üçümüz otursak geçmişte darbeleri az çok da bilen insanlarız. Ya da bunu direktmen mağduru olmasak bile 28 Şubat'ı. Biz bir biçimde oradaki dindarların mağduriyetine karşı çıkan insanlarız. Tabii ki. Değil mi? Ama orada mağduru var bizzat. Kim o? Saadet Partisi. Saadet Partisi. Şimdi bu laf 28 dendiği anda insan şu bir dakika dur dersin yani. Rahmetli demen Boncuk laf. Boncuk TRT'lik onu imzaladı Erbakan. Tarih önemli mi? Yani tarih önemli mi diye derdi. Önemli bence. Şöyle olamaz mı? Yani, sen iyi niyetle bakıyorsun. Şu belki de şu olabilir. Dün başka bir televizyon kanalında bir yorumcu söyledi bunu. Bana da ilginç, hiç aklıma gelmemişti. Belki de toplanacaklar. 28 Şubat'ı diyecekler ki biz bu askeri darbeleri ve müdahaleleri kınıyoruz diyecekler. Belki o da bir... O sonradan İYİ Parti'nin temsilcisi taktik... profesör bunu söyledi. Tevafuk olmuş, iyi de olmuş. Biz o 28 Şubat'a karşı da bir şey yaparız diyor. Çıkış yaparız diyor. Bu sonradan buna bir misyon yüklediler. Ben orada hassasiyet noktasının şu olduğunu düşünüyorum. Yani siyasi partisin, Türkiye'nin her 10 yılda bir darbe yapıldığı bir geçmişi var. Ve senin darbelere karşı hassas olman gerekiyor. Direktmen karşı çıkmamış da olabilirsin. Sembolü ama bir hassasiyetin olması gerekiyor. Sembolü bilmemen de mümkün o tarihe değil. Karşı hele bir partinin ana aksını açıklıyorsan, sistemini açıklıyorsan çok daha hassas olman gerekiyor. Niye 28 Şubat ya? 28 Şubat zannetmezsin ki 27 Şubat. 29 bile çekmiyor. 1 Mart'ta yaparsın ertesi gün. Yani bir şey Mart'ta yaparsın daha bir anlamlı. Bir de sembol çok belli. Mesela 12 Eylül dediğimizde herkesin aklına aynı şey geliyor. Evet. Yani şimdi mesela biz bir eğlence şeyi düzenleyecek olsak. Ya da hani hayırlı bir iş yapacak olsa. Yapacak. 12 Eylül seçmeyiz. Bir gün sonra olsun abi falan deriz. Yani orada öyle bir hassasiyet göstermeleri gerekiyordu. Bence göstermediler. Ben de onların bu konularda çok hassas düşünmediklerini gösteriyorum. Ama o da şunu gösteriyor partiler abi. Bunu yapması gerekiyor. Ama öyle bir hassasiyet yoksa o zaman biraz da bu işin gecekondu olduğunu gösterir. Evet, ağır öyle bir yanı muvakkat var. Muvakkat olduğunu gösterir. Yani. Gösteri yanı dediğim o gösteri yanı var biraz daha. Şov yapıyorlar. Her gün gündemde kalıyorlar. Düşünsene neyle tartışıyoruz biz bunları? Mesela Kıbrıs politikası, Libya politikası ya da işte küresel sistem nereye gidiyor üzerinden muhalefetin ne dediğine ilişkin bir tartışmamız var mı? Ukrayna'da savaş ihtimali olduğu söyleniyor. Muhalefetin ne dediğini bilmiyoruz. Bununla ilgili bir tartışmamız mesela. Var mı? Bilmiyoruz. Ya muhalefet ne kadar enteresan bir şey söyledi. Gelin şunu tartışalım diyebiliyor muyuz?